Tuğçe, hemen konuya giriyorum. O gevşek züppenin partisine adayla beraber sen de gidiyorsun, tamam mı? Bu akşamki programım belli değil Boracığım. Ya, tamam. Bak, belli oldu artık planın programı Tuğçe'cim. Hadi, size iyi eğlenceler. Ya sen benim Kuzey'in partisine gitmemi neden bu kadar önemsiyorsun? Söyleyeyim neden önemsediğimi. Ya da ben şöyle sorayım. Adayı neden bu kadar önemsiyorsun? Önemsemek mi? Önemsemek. Öyle gözüküyor buradan. Ne alakası var? Ne alakası var? Adayı önemsemekle ne alakası var? Ben adayı kovdum. Ben kovdum adayı. Sen ne yaptın? Sen bana inat yaparmış gibi aldın, tuttun kolundan, asistanın yaptın. Ben ne yaptım? Ben sustum. Seni ezmemek için sesimi bile çıkarmadım. Madem ki onu işe aldın, ondan sorumlusun. Madem ki ada tözün, senin asistanın, o zaman sorumluluğun da sende. Tamam mı? Anlaştık mı? Tamam. Sorumluluğu bendeyse bırak da ne yapacağıma ya da onun ne yapacağına ben karar vereyim, değil mi? Evet. Evet. Onun ne yapacağı senin kararın, senin sorunun. Ama senin ne yapacağın da benim sorunum. Benim kararım. O yüzden bu akşam o gevşek züppenin partisine adayla beraber sen de gidiyorsun. Tamam mı? Anlaştık mı? Hadi bakalım. İyi eğlenceler. Planına, programına eklersin artık bu akşamki partiyi. Hoşça kal. Görüşürüz. Yok artık. Bizim banyo doluydu da teyzem vardı. Benim de iki makyaj yapmam lazım. Aldık falan süreceğim. O yüzden buraya geldim. Tabii tabii. Kocaman evde başka makyaj yapacak alan yok zaten, değil mi? Yemedim banyonuzu da evinizde. Ev sizin, banyo sizin. Tamam tamam. Yok 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 hadi. Gerek yok. Ben zaten uzun kalmayacağım. Sen hallet işini. Tamam o zaman. Tamam. Sen o gevşeğin partisine acilen gitmek istiyorsun galiba. Yani beklemeyi ve bekletmeyi sevmem Bora Bey. O yüzden. Şaşırtıcı. Çok şaşırtıcı gerçekten. İnsanlara saygı duymanın neyi şaşırtıcı? Anlamadım. Yani bu kadar rahat yalan söyleyebilen bir insanın saygıdan bahsetmesi. Daha da şaşırtıcı. Çok şaşırtıcı. Bir insanın bozuk plak gibi takılıp her şeye böyle dümdüz bakmasına daha az üzücü ama Bora Bey. Neyse. Ben zaten benim makyaja ihtiyacım yok ki ya. Ben niye şey yapıyorum ki? Ben hemen gideyim. Bu arada tıraş olmuyorsunuz. Gördüm. Numara yaptınız. Üstündeki başlıktan dolayı olamıyorum. Aslında olmaya çalışıyorum. Bana garip garip sesler çıkartma, tamam mı? Şimdi oluyorum tıraşını. Neredeymiş şu küçük toplaşma, takılmacı? Bora Bey buyurun. Buyurun Bora Bey, beraber gidelim. Vallahi hadi beraber gidelim. Bu kadar merak ettiniz, bu kadar sorgu sual. Ben merak etmiyorum Ada. Ben sadece anlam veremiyorum, onu sormak babında şey yaptım. Siz neyi anlam veremiyorsunuz Bora Bey? Bana bak, benim taklidimi yapma, benim asabımı bozma. Tamam, neyi anlam veremiyorsunuz? Senin işin ne? Senin işin şu Kuzey denen gevşeğin röportajını yapmak değil mi? Hı hı, evet. Yani senin o küçük toplaşmaya gitmene gerek kalmadı değil mi? Ne işin var senin orada? Ha? Ne diye oraya gidiyorsun? Nezaket gereği. Nezaket gereği? Bakın, nezaket deyince böyle bir kaldınız, böyle bir şaşırdınız. Niye? Çünkü size yabancı bir kelime o nezaket.
Efendim ben size şu an niye açıklama yapıyorum ki ya? Hangi sıfatla? Sen bana hangi sıfatla açıklama yapıyorsun? Sen bana çalışanım sıfatıyla açıklama yapıyorsun tabii ki. Bak, ben işim ve özel hayatın birbirine karışmasından hiç hoşlanmıyorum. Bunu sen çok iyi biliyorsun. Bora Bey, işi ve özel hayatı birbirine karıştıran sizsiniz şu an. Bayağı karıştırıyorsunuz şu an. Ama çok merak ediyorsanız söyleyeyim, içiniz rahat etsin. Kuzey Batı benim hiçbir şeyim değil. Olamaz da. Eğer başka biri beni yine böyle arkadaşça bir yere davet etseydi, ben yine giderdim, kırmazdım. Arkadaşça diyorsun. Arkadaşça. Allah Allah. Ya nedense bana hiç öyle gelmedi Ada. Nedense bana hiç öyle gelmedi. Bunun için yapacak bir şeyim yok. Keşke öyle gelseydi size de. Neyse. Ayrıca. Mesai saatleri dışında ne yaptım, nereye gittim sadece beni ilgilendirir. Sizden izin alacak değil. Eğer şirketime zarar verecekse benden izin alacaksın. Ha benden izin almak istemiyorsan şirketimde çalışmayacaksın. Gittin. Sen daha önce çektin gittin. Bir kez daha gidersin. Sıkıntı değil senin için. Ayrıca sen Tuğçe'nin asistanı olabilirsin. Ama Tuğçe'nin de senin de patronun benim Ada. Bunu asla unutma. Tamam mı? Bunu aklından çıkarma. Doğru. Doğru. Siz benim patronumsunuz. Geçici olarak kaldığım evin sahibisiniz siz. Doğru. Ama hayatımın tek bir patronu var. O da benim. Size iyi günler. Güneşte çok durmayın. Beyninize güneş geçmesin. Sen dikkat et. Sen ben gölgedeyim. Ay yok ben takılmaya gidiyorum. Hadi büyük patron git sen takılmaya. Git git. Hayatının patronuymuş. Benim patronummuş. Ukala bu herif. Alo. Ada ben geçiyorum. Sen yolda mısın? He yoldayım Tuğçe Hanım. Az kaldı. Tamam o zaman. Orada buluşuruz. Ok. Ok. Hadi ok. Ok ok. Küçük. Ya kuzen biraz tuhaf davranmıyor musun sence de? Yani önce kıza eziyet ediyordun şimdi kendine de eziyet etmeye başladın. Ne alakası var oğlum? Bak şu Kuzey denen gevşeğin derdi belli. Bu Kuzey olayını biraz fazla abartıyorsun gibi geliyor bana. Abarttığım falan yok Ali. Abarttığım falan yok. Bak sen eğer şu Kuzey denen herifi görseydin, halini tavrını görseydin benimle aynı fikirde olurdun. Bana bak sen Ada'yı mı kıskanıyorsun? Oğlum anladım diyorsun, hiçbir şey anlamamışsın. Kıskandığım falan yok. Ben sadece kimseye zarar gelmesin istiyorum, o kadar. Başka bir derdim yok benim. Ha. Tamam biraz yani kızı rahat bırak, bir nefes alsın, boş ver. Ali, ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Kapat telefonu kardeşim, hadi. Ben ne diyorum? Ben şey diyorum, işte kızı biraz rahat bırak, nefes alsın. Yani Ada kendini koruyabilecek olgunlukta bir kız zaten. Tuğçe'ye de yolladın Kuzey'le yalnız kalmasın diye. Hala bilmiş konuşuyorsun. Kapat kardeşim telefonu, boş konuşma hadi. Kapat kalbini kırmayayım hadi. Bana bak, ben bu ses tonunu biliyorum. Belanın sesi bu. Bu partiye falan gitmeyi düşünmüyorsun değil mi sen? Belanın hası geliyor kardeşim. Belanın hası geliyor. Ben neden bunu düşünüyordum zaten. Tek bir şeye durumlarını. Vay 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 vay. Vay vay vay. Vay. Ada Hanım değil mi? Evet benim. Şuradan lütfen. Tuğçe Hanım geldi mi? Az önce. Sağ olun teşekkür ederim. Rica ederim. Vay 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 vay. Zengin bir belli. Eğleniyor musun? Çok çok eğleniyorum. Aa bak seni şu ağacın oraya götüreyim mi? Yok, şurada da aynı ağaçlar yok mu? Yani var tabii de o ağacın hikayesi çok acayip. Aa, Jennifer'la tanışmadın değil mi? Tanışmadım. Jennifer, come here baby, come. Bak bu bizim Jennifer. Aa, çok güzel. Kurtar beni. Hoş geldin adacığım. Hoş buldum. Hoş geldin canım asistanım. Hoş buldum. Welcome to my world. Teşekkür ederim Kuzey Batı Beyciğim. Benim zaten kendime ait bir dünyam var. Biliyorsunuz benim dünyamı. Var. Çok güzel onun dünyası. Benim dünyam çok güzel yani. Burası kadar olmasa da çok güzel dünyam vardır benim. Benimki sadece daveti icabet etmek. Aynen. Şurada bir ağaç var görüyor musun? Görmüyorum. Bak bak eğil biraz. Şurada bir ağaç var. Gördüm. Ada. Ada. Ağacın adı Ada.
Ha, adı Ada. Adı Ada? Adı Ada. Adını Ada koydu. Sabahtan beri anlatıyor. Beşinci bu. Sence neden? Neden? Biraz önce o ağaca bak, böyle dayanmışım ağaca. Elimde gitarım. Beste yaptım. Aa, ne senin var için. Only for you baby. Aa, çok hoş, çok hoş. Çiğdem tiken tiken oldu. Ya. Oh, shall we go? Yes. Kızlar, keyfinize bakın. Kendi yeriniz gibi hemen geliyor. Şu tamam. Sen git. Kızım gitme, kızım gitme. Gitme. Ay, buradaki herkesi kurtarmak istiyorum şu an. Tuğçe Hanım, burası neresi? Biz nereye düştük böyle? Ne bileyim ben, ne bileyim Ada. Sana sormalı. Senin yüzünden geldim ben de zaten. Yani seni yalnız bırakmamak için. O zaman şöyle yapalım. Bir yarım saat otururuz, bir kuytu köşe bulalım. Ha. Aa, orası iyi. Mantıklı. Sonra kaçalım gidelim. Aynı fikirdeyim tatlım. Aşk kendi seçer.